Zeynep de tekmeleyip duruyor seni işte. Düşmedi artık şuna. Ya düşmedim işte Oğuz. Beni sinirlendiren şey Zeynep'in buna alet olması. Ne yapsın oğlum kız? O da işte kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sana bir şey olmasın, abisine bir şey olmasın, sevdiklerine bir şey olmasın diye. Zeynep bunun için çabaladıkça iş daha da sarpa sarıyor. Ya en sonunda gideceğim, o İskender'i de Kaan'ı da geberteceğim. Bir çuval incir berbat olacak. Ya kardeş, bizim yıllarımız geçti bu adamları açığa çıkarmak için mücadele etmekle. Konuştum İskender'le. Senin ağam gelsin dedim. Gözlerinde gördüm oğlum. Gelecek. Bütün beklediğimiz adamlar gelecek. Ama bütün bunlar olurken bir bakıyorum karşıma Zeynep çıkıyor. Halo, bu adamlar da boş adamlar değil bak. Yani boşuna sürmüyorlar Zeynep'i üstüne. Bizim bir planımız varsa onların da bir planı var. Geldi komutan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz komutan. Hoş bulduk. Fikri şimdi öldürecek mi Dursun? O nereden çıktı şimdi komutanım? Kim yaptı bu işi zannediyorsun? İskender mi? Kanka sana bir şey anlatmıyor mu? Tamam olmadı oğlum. Sözdür, nişandır. Daha önemli işlerim var paşam. Yani komutanım bu Dursun kafayı mı yemiş? Niye böyle bir şey yapsın ki? Aynen yemiş. Kızının bunu bir an önce gidip Fikret'e yetiştireceğini hesap edememiş. Siz bunu nereden öğrendiniz komutanım? İşim bu. Unuttuysanız hatırlatayım. İşim bu. Neyse. Bu Fikret şimdi vuracak mı Dursun? Bunun olmaması için gerekenleri söyleyeceğim Fikret'e. Fikret de seni dinleyecek. Mecbur dinleyecek dayı. İskender'in planı bu zaten. Fikret'i ekart edip her şeye çökmek. Hem Fikret'i hem Dursun'u yok edecek. Ya dinlemezse? Dinleyecek komutanım. İyi. Eğer dinlemeyecek olursa bana haber verin. Dursun'u biraz içeri alırım. Zaman kazanmış olursunuz. Kalkma Fikret, kalkma. Kalkma. Hoş gördüm seni. İyiyim, iyiyim. Çok yakında daha iyi olacağım ama. Nasıl olacakmış o? Bana bunu yapan amcam olan herife ibreti alem için gereğini yaptığımda daha iyi olacağım. İskender'in istediğini yapacaksın yani. İskender'in istediğini yapan amcam. Dursun Leto. Dursun konusunda haklısın Fikret. Peki Damla ne olacak? Damla hiçbir şey olmayacak. Fikret. Dün gece senin ölüm emrini verdi babası. Damla da senin hayatını kurtardı. Senin için ailesine sırt çevirdi yani. Zeynep de diyor bir şeyler Damla için. Yok babası vurur, kırar bilmem ne diye de. Hiçbir şey yapamaz. Kendi kızını öldürecek hali yok. Nereden biliyorsun? Ona bakarsan sana kastedeceğini de düşünmemiştim Dursun Leto'nun. Fikret. Bu sadece senin şahsına yapılmış bir eylem değil. Birlikte hareket edeceğiz. Akılla hareket edeceğiz. Ne yani? Affedeyim Dursun'u. Bunlar yaşanmamış mı farz edeyim? Düşmanlarını sevindirmek istiyorsan içinden geçenleri yap. Yok. Düşmanlarını şaşırtmak istiyorsan kimsenin aklına gelmeyecek olanı yap. Hayır, ben anlamadım. Yani bu Fikret Leto niye evleniyor? Tamam Dursun'u affettiyse etti. Kendini niye yakıyor ki? Biri yanacaktı kardeş. Ben aslında Zeynep'i zorla evlendirirlerse o düğünü dağıtmak için planlıyordum bu işi. Ama kısmet Fikret'e yemiş. Kardeşim, şu aklındakileri bana net olarak anlatır mısın? Ne senin planın Allah aşkına? Oğlum, İskender bölgenin en büyük çamaşır makinesi, para aklayıcısı değil mi? Tamam.
Gürcistan'dan gelen bet paralarını nerede sakladığını biliyorum. Ya şurada 7-24 bir aradayız. Benim haberim yok. Sen ne ara öğrendin bunu? Ya bırak. Senin 7-24 nerede olduğunu biliyoruz biz. Oğlum bak baş... Gel dayı. Ne diyorsun? Kolay iş değil diyorum ama... yaparız evvelallah. Nikaha gitmeniz şart mı? İşi bitirip gideriz dayı. Ben kolay iş değil diyorum. Sen işi bitirip gideriz diyorsun. Allah'ını seven şu planı bana da anlatsın ne olur ya. Şimdi... Gürcistan'dan yeni bir para sevkiyatı olmuş. Halil. Zeynep geldi. Zeynep mi geldi? Bir şey mi olmuş? Olmuş galiba. Turan gizem yapma da ne olmuş? Galiba Didem Zeynep'in evine basmış. Nasıl ya? Hayırdır Zeynep? Bir şey mi oldu? Oturur musun Ali İbrahim? Didem az önce bana geldi. Sen ona yüzük takmak istiyormuşsun, ben mani oluyormuşum gibi şeyler söyledi. Zeynep'e mi gittin Didem? Hayatım, kötü bir niyetim yoktu. Yani hazır Kaan da oradayken sormak istediklerimi sordum. Almam gereken cevapları da aldım. Yani Zeynep'in buraya kadar gelmesine gerek yoktu. Yüzüğü gözümün önünde Didem'e takabilirsin demek için geldim. Ben arkamdan iş çevrilmesini sevmem. Doğru mu Davut? Doğru. Sana bunları daha önce anlattım. Belli ki anlamamışsın beni. Ama tanıdıkça daha iyi anlarsın. Didem, arkamdan iş çevrilmesini sevmen demişken, sizin bu aranızdaki fısır fısır konuşmadan da muhabbetten de rahatsızım. Sonuçta Eda Nur benim rahmetli kardeşimin eşi. Adını koymadan yakışık almaz. Al yüzüğü. Hepimizin önünde Eda Nur'la sözlen. Babacığım, ya... Ama... Sen de teşekkür et Davut abine, Eda Nur'cum. Çok para verdi bu yüzük için. Sağ olsun. Sonuçta Zeynep'inkinden bile büyük bir yüzük. Hadi Davuz. He, he. Hadi kalk komutan. Hadi, hadi. Bir ömür birlikte olmamız dileğiyle.
Miraz. Tebrik ederim. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Benim ne evlilik umurumda ne de yüzük. Benim için tek önemli şey sensin Ali İbrahim. Dayıma mahcup olmamak için isterdim. Evet. Ama artık dayım da umurumda değil benim. Lütfen beni affet, özür dilerim. Sen hatanın farkındaysan benim için sorun yok dedim. Farkındayım. Bir daha olmayacak, söz veriyorum. Oğlum bu yüzük 100.000 dolardan fazla eder. Ben öyle Davut'a Mavut'a mahcup olmak istemiyorum. Nasıl yapacağız biz bu işi? Uz, paraları alınca içinden yüzüğün parasını atarsın Davut'un önüne. Olur biter. Hakikaten mi? Evet. Ya asıl sen onu düşüneceğine Eda Nur yarın öbür gün bu işleri öğrendiğinde ona ne diyeceksin? Onu düşün. Yüzüğün parasını değil. Benim anlatacak hikayem mi var oğlum? Hiç kimseyim. Hı. Her şeyi de bunu deme. Ben Zeynep'e söyledim. Görüyorsun başımıza gelenleri. Komutan geliyor. Oturun, oturun. Evet. Hocamla nereden geliyoruz biliyor musunuz? Camiden mi komutanım? Zevzek. Siz benimle dalga geçmeye devam edin. Deponun orada karşılaştık binbaşıyla. Eşi dostu ziyarete geldim dedim. İnandıramadım. İnanmaz. Şu mübarek adamı da yalanlarınızı ortak ettiniz ya. Utanmazlar. Komutanım ortada bir yalan yok. Siz kanun adamısınız. Bizim de aklımızdan geçenler kanuna aykırı. Evet. Benim haberim olmadan İskender'in deposunu basacaksın. Jandarma gelmesin diye de Mustafa Yörü benim ayağıma yollayacaksın. Yemezler. E komutanım ne yapalım yani? İskender öyle kafasına göre at koştursun, biz de böyle seyirci mi kalalım? Kalmayın. Ama benden habersiz iş yaparsanız yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız. Birlikte yapacağız. Paraları vermem, en baştan söyleyeyim. Ne yapacaksın o kadar parayı ya? E yiyecek halimiz yok komutanım. İskender'i netirken lazım olur illaki. Yani. Hocam, siz derviş adamsınız. Bu yeğeninize kefil oluyor musunuz? Ben hiç güvenmiyorum da. Ben hiç kimseye hiçbir konuda kefil olmam binbaşım. Görün, görün. Adam haza bir derviş. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir diyor. Allah'tan başkasına güvenmem diyor. Sen sus. Sen sus ya. Sen Eda Hanım'a o yüzüğü nereden taktın? He? Nereden buldun oğlum? Kapıdan girerken böyle gözüm ışığından yandı. Emanetim vardı. Onu almaya geldim. Ne emaneti kardeşim? Sen kimsin? Halil İbrahim Karasu. Dalga kızıl ot biter. İçinde kekli köter. Eşkıyadan da beter. Son be Halil İbrahim. Son be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına. Nasıl açılıyor kapı? Kumandaydı. Dağın yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına. Kar düşmüş uçlarına. Aç. Dağın. Aç. Aç.
su durulur. Daldan köprü kurulur. El yerine vurulur. Aslan ve Halil İbrahim. Aslan ve Halil İbrahim. Gözlük saçlarına kar düşmüş uçmalarına. Aslan ve Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına. Aslan ve Halil İbrahim. Temiz galiba. Durum nedir? Temiz. Arkada temiz. Dayı. Ön taraf temiz. O zaman dağılıp aramaya başlayalım. Var mı şey? Yok. Bütün deliklere tek tek baktım, hiçbir yerde hiçbir şey yok. Her yere baktık. Oğlum sen emin misin bu istihbaratta? Eminim oğlum, eminim tabii. Doğrulattım. Burada bir yerde. Ama nerede? Oğlum bütün deliklere baktık diyorum, yok işte hiçbir yerde. Burası niye boya kokuyor? Bina. Yeni boyamışlarsa? Ben bizimkilere haber vereyim.
selam olsun Bolu Bey'ine, Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır, yaslanmalıdır. Ateşlemesinden, kalkan sesinden, kalkan sesinden. Dağlar seda verir, seslenmelidir, seslenmelidir. Ateşlemesinden, kalkan sesinden, kalkan sesinden. Dağlar seda verir, seslenmelidir, seslenmelidir. Hocam bu imansızlarda ne para varmış be? Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz yılbaşıma. Doğru. Beyler çok iyi iş çıkardınız. Sayenizde komutan. Evet dayı. Biz nikah edeceğiz. Gerisi ellerinden öper. Tamam yeğenim. Siz gidin. Biz binbaşıyla hallederiz. Turan, ha bu düğün kaçtaymış ya? Geç kalacaksınız. Ne bileyim Osman işte. Halil İbrahim anca geldi. Hazırlanıyor, bekliyoruz. He. Nerededermiş Oğuz komutanına? Vallahi bilmiyorum dedim de. Hadi çıkalım. Hah. Haydi. Osman'ım. Sen de gelseydin hem güzel yemekler vardır orada. Sağ ol Edanur. Ama ben öyle şekil şükür zengin ortamlarını pek sevmem. Siz gidin. Haklı. Tamam mıyız? Tamamız. Buyurun. Hadi. Evet. Ha Osman, ev sana emanet. Ha bu arada dolapta sütlaç var, onu yeme sakın. Ha ona söz veremem Turan. Allah'ım ya. Hadi. Hı? Gelmiş mi buraya? Nikah memuru geldi. Ha. Allah dikkat et. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Böyle buyurun. Burada olacak. Senin ne işin var burada Şota? Defol git gözüm görmesin seni. Ben tebrik edeyim istedim Fikret Bey. Abi ne yapıyorsun ya? Arkamdan iş çevirdi. Şurada arkandan iş çevirmeyen bir tane insan gösterebilir misin bana? Bir Şota'yı mı affedemedin? Affetmiyorum Zeynep. Tamam Zeynep Hanım, tamam. Şimdi böyle bir günde benim yüzümden tatsızlık çıkmasın. Hala konuşuyor. Git şuradan. O zaman bana da müsaade. Size mutluluklar dilerim. Elif. Bak. Sen kendini katma hemen. Anne bırakır mısın? Masum mu yapıyorsunuz karı koca herkesin önünde? Hiçbir yere gitmeyeceksin. Dur burada. Abi ayıp oluyor ama herkesin içinde. Ne yapıyorsun? Neyine ayıp oluyor ya? Allah Allah. Tamam. Olacak iş mi yaptın? Böyle yapma. Geldiler. Çok geç kalmadık değil mi? Tam vaktinde geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tebrik ederim. Hadi başlayalım. Buyurun. Hadi buyurun. Buyurun. Gel canım, gel. Halil İbrahim. Zeynep, siz de gelin şahit olun.
Abi. İçinizi yazdırdım. Gelin de. Fikret. Başlayabiliriz. Bu nikah törenine öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nikah akdine başlıyorum. Gelin hanım, adınız soyadınız? Damla Leto. Anne adınız? Nergis. Baba adınız? Dursun. Damat bey, adınız soyadınız? Fikret Leto, babam Rızvan Leto, annem Nedime Marten. Teşekkürler. Şahitleri tanıyabilir miyiz? Halil İbrahim Karasu. Zeynep Karasu. Leto. Çok affedersiniz. Zeynep Leto diyecektim. Tamam. Belediyemize evlenmek üzere başvurdunuz. Yapılan tahkikat ve araştırmada evlenmenize herhangi bir mani görülmedi. Bunu şimdi bir kez de sayın şahitler ve davetler huzurunda sözlü olarak tekrarlamanızı istiyorum. Siz Damla Leto, Sayın Fikret Leto'yu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Fikret Leto, Sayın Damla Leto'yu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Peki, sizler bu nikah akdine şahitlik ediyor musunuz? Şahidiz. Şahidiz. Ben de şahitler ve değerli konukların huzurunda belediye başkanımızın bana verdiği yetkiyle sizleri eş ilan ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Buyurun. İki dakika konuşabilir miyiz? Konuşacağız. Konuşacağız Yavuz. Ama burada değil. Leyla. Eda. Benim burada gördüğüm en güzel kadın sensin. Yani söylemesem içimde dert olurdu. Benim de burada gördüğüm en yakışıklı adam sensin. Benim de içime dert olmasın sonra. Bekletmeyelim insanları. Mutluluklar. Teşekkürler. Efendim, buyurun. Güzel kızım. Tebrikler. Bir ömür mutlu olun çocuğum benim. Neydi o saçmalık? Ağız alışkanlığı, gerçekten kusuruma bakma. Çok mutlu oldum. Allah bir yastıkta kocasın ya. Kocasın yavrum. Amin anacığım, sağ ol. Fikret, çok mutlu ol. Olur mu yavrum? Amin anacığım, amin. Umarım bir ömür boyu mutlu olursunuz. Amin. Tebrikler çocuklar. Benim biraz tansiyonum çıktı da ben müsaadenizi isteyeceğim. Müsaade senin. Ben de geleyim hayatım. Yok, gerek yok, sen kal. Hayırlı olsun Nedim'e. Sağ ol. Fikret, tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Ali İbrahim, siz ne zaman evleneceksiniz Didem'le? Hayırdır İskender? Şahit mi olacaksın? Severim güzel şeylere şahit olmayı. Olurum tabii eğer istersen. Aa, sen daha dur. Ben seni nelere şahit edeceğim? Acele etme. Bana bak. Kaan.
Babam güzel bir şey söyledi. Akıllı ol, düzgün konuş. İbrahim'in kaybetmeye tahammülü yok oğlum. Sen bilmezsin, adam çocukluğundan beri hep kaybetmiş. Sevdiklerini hep almışlar elinden. Madem hep kaybetmiş, alışamamış mı hala? Beyler, böyle bir günde ve de hanımların önünde konuşmasak mı? Ha? Şöyle geçelim isterseniz. Gel. Pardon. Elif, sakin ala. İkramlar, bir mutfağa haber versiniz. Ha? Hadi bakalım. Duralım, bir sakinleyelim. Pardon hayatım, önemli. Efendim. Teşekkür ederim Halil İbrahim. Niçin Zeynep? Senden hiç beklemezdim aslında ama... belli ki abimi sen ikna ettin intikam gütmemesi için. Asacağım keseceğim diyen adam nikah masasına oturdu. Başına gelenlerden de kimseye sorumlu tutmadı. Ben bir şey yapmadım Zeynep. Bu abinin kendi kararı. Ve ben kızlara selam vereyim. Kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ay, bakamamıştım yüzüğüne. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne diyorsun lan sen? Kapat telefonu. Baba. İskender. Sevdiğini mi kaybettin? Alışacaksın. Alışacaksınız. Kaybetmeye alışacaksınız İskender. Bu da başlangıç. Çıkıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.